Evet sayın seyirciler, Junior Pro Lig'de Başkent Gücü rakibi Şeker 06 Spor'u yarı finalde mağlup ederek finalist olmayı hak etti. Yanımızda her iki takımdan Keremlerimiz var, Yağız var ve Salih var. Şimdi ilk söz hakkını Şeker 06 Spor oyuncularına vermek istiyorum. Evet Kerem, neler söylemek istersin? Mağlup oldunuz, yarı finalde turnuvaya veda ettiniz ama gerçekten turnuvada iz bıraktınız diyebilirim. Söz sende. Rakip daha iyi oynadı. Daha paslı oynadı. Bizim yapmamız gerekeni yapamadık. Gol attım ancak yeterli olmadı. Yine 3-1 yenildik. Tebrik ederim. Evet. Kerem'den centilmence açıklamalar geldi. Şimdi söz Yağız'da. Yağız, sen neler söylemek istersin? Öncelikle karşı takımı tebrik ediyorum. Çok iyi mücadele ortaya çıkardılar. Bizim de çok iyi mücadele bir ortaya çıkardığımızı düşünüyorum. Arkadaşlarımızla güzel paslaştık ama bu paslaşmalar rakibi yenebilecek pozisyona getirmedi bizi. Karşı takımı tebrik ediyorum. Evet, teşekkürler Yağız. Ve şimdi söz finalistimizde Kerem ve Salih Başkent Gücü'nden. İlk sözü Kerem'e veriyorum. Kerem, neler söylemek istersin? Öncelikle rakibi de kendinizi de tebrik etmek istiyorum. Çok iyi oynadılar, çok da zorladılar. Neyse Salih'e geçelim. Evet, Kerem'den de oldukça güzel açıklamalar geldi. Şimdi sözü Salih'e bırakıyoruz. Salih, sen neler söylemek istersin? Ben de ilk önce rakibi tebrik ediyorum. Biz biraz fazla oynadık, gol attık ama onlar da güzel oynadı. Evet, Kerem ve Salih'in yanlış bilmiyorsam ayrı bir açıklaması da olacak. Tüm dünya babalar günü kutlu olsun. Babalarının babalar günü kutlu olsun. Bu maçı da babamız için kazandık. Evet, oldukça değerli bir kutlama oldu. Ve röportajımızı burada sonlandırıyoruz. İki takım oyuncularına da değerli görüşlerinden, değerli yorumlarından ötürü teşekkür ediyoruz.